tamam dediyse bu iş tamamdır inşallah. Keşfede toplam 119 tane yeni okul yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Hastane yatak sayısını 1200'den 2400'e çıkardık. 112 acil servisi için istasyon sayısını 5'ten 16'ya çıkardık. Göreve geldiğimizde 32 tane aile sağlık merkezi vardı. Keçiören'de şimdi 69 tane aile sağlık merkezi var. Tüm Türkiye'de örnek olacak Gümüşdere Ihlamur Vadi projesini tamamladık. Keçiörenlerin hizmetine sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Keçiören'de 15 yıl önce kişi başı 2 metrekare yeşil alan vardı. Bunu 7 metrekareye çıkardık. Keçiören artık daha yeşil bir ilçe. Daha güzel bir ilçe oldu. 5 adet yeni kültür merkezi yaptık. Kongre spor merkezi yaptık. Keçiören'e 3000 kişilik spor salonu, etnik olimpik yüzme havuzunu da yaparak hizmete aldık. Hayırlı uğurlu olsun. 4 adet spor kongresi, 6 adet açık spor alanı yaptık, hizmete aldık. 7 adet eski pazar yerini yeniledik, orayı da hizmetine verdik. Değerli kardeşlerim, 43 adet muhtarlık binası, 12 adet mahalle konağı, 21 adet taksicilerimiz için modern durak. Şimdi Ovacık'ın imar planı tamamlandı ve Ovakent olarak binalar yükseliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hacı Kadın Deresi imar çalışmaları bitti. Şelaleler Vadisi olarak hizmete alındı. Hayırlı uğurlu olsun. Cam seyir terası, yatay asansör, teleferik, deniz dünyası, saat kulesi, Ankara evi, Estergon kalesi ilçemiz için yapılan eserlerden sadece birkaç tanesi. Size bir müjdem daha var. Etlik Şehir Hastanesi'nden Ovacık'a metro yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu eserlerin yapımında emeği geçen Keçiören Belediye Başkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Keçiörenliler, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençlerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla Allah'ın selamıyla selamlıyorum. 24 Haziran önemli bir seçim. Bu seçimde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönemeç noktasını yapacağız. Komşularımıza, arkadaşlarımıza, etrafımızdakilere de söyleyin. Oyları boşa gitmesin. Doğru yere baksınlar ve doğru yerine tercihlerini kullansınlar. Birinci pusulada Sayın Recep Tayyip Erdoğan altına evet diyorunu basacağız. Güçlü bir cumhurbaşkanlığı için inşallah güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımızı oraya göndermemiz lazım.